Aleyhte olmak üzere Sayın Meral Danış Beştaş, buyurun. Süremiz 3 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet. İş tüzük 92'ye göre genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin genel kurulda kabulü üye tayım sayısının 5'te 3 çoğunluğuna tabidir. Bu çok net bir hüküm. Türk Ceza Kanunu 65. madde genel af halinde kamu davası düşer, hükmü olunan cezalar bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalkar. İkinci fıkrasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir düzenlemesi mevcuttur. Şimdi Türk Ceza Kanunu iş tüzük 92 ile birlikte değerlendirildiğinde geçmişteki uygulamalarda da çok açık bir tablo var. Bu kanun tasarısında özel af niteliği bizce hukuken tartışma dışıdır. Bir kısım tutuklu hükümlülerin sürelerinin aynen Türk Ceza Kanunu 65'te düzenlendiği üzere cezalarının çektirilmesi hem infaz süresi düşürülüyor hem denetimli serbestlik süresi azaltılıyor ve bunu biz değil siz söylediniz 90 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor. Birilerinin, yandaşların, sizi destekleyenlerin dışarı çıkarılması için bu teklifi önümüze getirdiniz, bir de böyle bir dönemde getirdiniz. Bu nedenle 5'te 3 çoğunluğunun aranması ayrıca anayasanın 10. maddesine göre emredici bir düzenlemedir. Anayasa önünde herkes eşittir. Bu konuda din, dil, ırk, siyasi düşünce hiçbir farklılık gözetilmez. Şimdi infaz adaleti dediğimiz mesele tam da burada ortaya çıkıyor. Suç ve ceza arasındaki ilişkiyle infazın çektirilmesine ilişkin yöntemleri birbirine karıştırmamamız gerekiyor. İnfazda adalet dediğimiz bütün dünyada da bilindiği üzere cezasını alan bir kişinin sonuçta kanunda belirli bir nisapla o cezanın çektirilmesi öngörülür. Burada cezanın çektirilmesine ilişkin 3 ayrı rejim öngörüyorsunuz. 1/2 ile af getiriyorsunuz. 3/2 ile uyuşturucu cinsel dokunulmazlığa karşı suçların infaz süresini azaltıyorsunuz. Siyasi mahpusları ise 2/3'te bırakarak ayrıca cezaevinde kalış koşullarını ayrı bir cezaya hükmettirerek aslında özel bir rejim düzenliyorsunuz. Özetle şunu diyorum. Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve iş tüzük gereğince bu meclisin 5/3'ü özel af niteliğinde olduğu için mutlaka bu nisabın aranması gerekiyor. Bu tarihsel bir sorumluluktur. Hele hele bu kadar büyük bir afet salgını karşısında bu meclisin yaşatma görevinin de bir sonucudur diyorum. Teşekkür ediyorum.